Merhaba arkadaşlar, kanalım Charlie Doy'a hoş geldiniz. Bugün sizler yine bir fragman tepki yapacağız. Ghostbusters Afterlife'ın fragmanı düşmüş. Ben ne yazık ki gözden kaçırmışım. Halbuki çok severim Hayalet Avcılarını. Yani çocukluğum animasyon filmini, çizgi filmini izlemekle geçti diyeyim. Animasyon filmi demek doğru değil. Çizgi film serisini izlemekle geçti. Bunun yanı sıra Ghostbusters 1, 2 filmlerini de izledim. Hatta benim için çocukken korku filmi tadındaydı onlar. Yani bazı sahnelerden çok böyle korktuğumu vesaireyi hatırlıyorum film boyunca. Yıllar sonra tabii tekrar izledim o filmleri ve daha sonra Ghostbusters 3 adı altında takımın tamamıyla kadınlardan oluşan bir versiyonunu yaptılar. Kendi içinde başarılı olsa da bazı farklı amaçlara hizmet ettiği için tam olarak içime sinmemişti. Neyse ki sanırsam o hata demeyeyim artık, belki hata demek doğru değil ama o durumdan orijinale geri dönmeye karar verdiler. Orijinal kadrodan esintiler nasıl olacak vesaire bilmiyorum. Henüz daha bir fragman görmedik ama hayatta kalan ekibin filmde yer aldığını daha önceki açıklamalarda okumuştum ama ne şekilde yer alacaklar bilmiyorum. Flashback mi olacak vesaire mi olacak bir fikrim yok. Şimdi fragmanı izleyelim. Ondan sonra üzerine yine konuşalım. What are you doing here in Somerville anyway? Honestly, my mom won't say it, but we're completely broke. And the only thing that's left in our name is this creepy old farmhouse our grandfather left us in the middle of nowhere. Why'd you bring me up here? Entertainment value. What is that? I don't know. Somehow, a town that isn't anywhere near a tectonic plate, that has no fault lines, no fracking, no loud music even, is shaking on a daily basis. Under the dining table now! Hey, remember that one summer we died under a table? I found this in my living room. Whoa, killer replica. A replica of what? A ghost trap? There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York in the 80s, it's like The Walking Dead. Your dad never mentioned this to you? It's just my mom. My grandfather died. My mom says we're just here to pick through the rubble of his life. Wait a minute. Who are you? Call it luck. Call it karma. I believe that everything happens for a reason. Come on, darling. It has a gunner seat? Adeta duygulandım galiba. Çok pardon. Adeta gözlerim pas silindi. Dün Wonder Woman 84 rezaletinden sonra diyeyim. Bu gerçekten ilaç gibi geldi. Kısaca gördüklerim üzerinden gidersek muhtemelen o kıvırcık saçlı ufak çocuk ve diğer işte uzun boylu biraz daha yaşça genç olan genç demek değil de ergen olan çocuk orijinal ekipten birinin torunu. Belki de bilmiyorum, Wegman'ın mı artık kimin torunu bilmiyorum. Bir aile dramı var. Demelen babalarını kaybettiler, paraları yok vesaire. Büyük babalarından kalma bir eve yerleşiyorlar. Bu evde zaten işte ufak tefek hayalet harcılarının parçalarını bulmaya başlıyor çocuk. Hayalet tuzağından tutun da proton çantasına, hatta en son ekdoğana kadar bütün şeyleri buluyor. Arada slime'ı gördüm. Yanlış görmediysem sağa sola sümük yapıştırarak yine gezmeye devam ediyor.
ilk filmde şu buzdolabından fırlayıp herkesi kovalayan aslan yaratık vesaire garip canavarın bir yerde ayağını pençesini gördüğümü düşünüyorum. Arabanın üzerine basan muhtemelen oydu. Bunların gittiği şehir neyse muhtemelen orada sarsıntılar vesaire oluyor ama işte Paul Rudd'un karakterinin dediği gibi herhangi bir fay hattı yok, ne bileyim işte yüksek sesle müzik dinleyen biri yok. Bu sarsıntıların olmasının başka bir sebebi olmalı şeklinde yaklaşıyor. Ve o bir şekilde demek ki orijinal Hayat Avcıları ekibine bilen ve hayran olan biri. Ki çocuğa eskilerden yani o 80'lerdeki filmlerdeki görüntülerden bir şeyler gösterip işte New York 80'de böyleydi vesaire şu gibisinden anlatıyor. Bilmiyorum, fragman çok hoşuma gitti. Yani kesinlikle ciddi almış, güzel bir iş yapmışlar. Aile drama artı Hayalet Avcıları birleşmiş. Ve sanki bir sanat ortaya çıkmış. Ya bilmiyorum, çok hoşuma gitti o eski hem cihazları şeyi görmek, aracı vesaireyi bilmem neyi görmek, arada o görüntüleri görmek. Müziğin yavaş yavaş fragman boyunca yükselişi vesaire. Ben bu fragmanı beğendim. Bu fragman gerçekten güzel olmuş. Tabii ki ilk fragman daha fazla şey görmek için bekleyeceğiz. Konunun ne olduğunu anlamak için bekleyeceğiz. İlla ki bir ana kötü var. Belki eski filmlerden dönen biri, belki bilmediğimiz yeni bir karakter. Bakalım. Ama dediğim gibi çizgi filmiyle büyümüş, filmlerini izleyerek büyümüş biri olarak bu filmi sabırsızlıkla bekliyorum. Fragmandan beklentim yüksekti. Yüksek olmasına rağmen beğendim. Yönetmen kesinlikle ciddi almış ya. Açılış sahnesi bile yani o fragmandaki aracın gidişi, güneşin gelişi vesaire ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Böyle bir filmi hani baştan sağma da çekebilirdi. Hayalet Avcıları'nın kendine ait bir fan kitlesi var. Onlar muhakkak gidecektir çünkü sinemaya. Ama onun yerine bir şeylere demek ki önem vermiş diye düşünüyorum. Orijinale de gereken saygıyı demek ki göstermiş. Bakalım, bekleyip izleyip göreceğiz ama ben beğendim. Şimdi videoyu bitireyim, oturup bir daha izleyeceğim. Çok hoşuma gitti. Yani sizler de eğer benim gibi hani daha önceki filmleri izlediyseniz veyahut da çizgi filmi zamanında izlediyseniz fikirlerinizi vesaireyi söylerseniz bana, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınıza önerirseniz, kanalıma abone olursanız, hatta şurada bir yerde çan var ona basıp bildirimleri de açarsanız beni daha da mutlu edersiniz. Şu fragmanın yaptığı kadar bile mutlu edersiniz belki. Onun dışında gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.